Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızdan herkese selamlar. Bugün günlerden 16 Mart 2024, yer kuşağı aydın. Bugünkü hava sıcaklığımız yaklaşık olarak gündüz 18 derece civarlarında, geceleri ise yaklaşık olarak 7 derece civarlarında gezmekte. Artık yavaş yavaş bahara geliyoruz. Erik ağaçları çiçeklerini açtı. Bugün bir kovanımızı açarak petek ilavesi nasıl yapılır? Bununla ilgili video hazırlamak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Öncelikle sizlerden ricam, kanalıma destek olmak için videoları beğenip yorumları yaparsanız memnun olurum. Buyurun hep beraber petek nasıl verilir adlı videomuza başlayalım. Evet. Bismillah diyerek kovanımızı açıyoruz. Arımızın durumuna bakıyoruz. Hangi durumlarda petek ilavesi yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili video hazırlamak istedim arkadaşlar. Bu konuda çok yorum alıyoruz. Şöyle öncelikle arkadaşlar kovanımızı tam olarak açmayalım muhakkak. Şöyle yarım açalım. Bizi ilgilendiren kısım bu kısım. Şöyle bir de ağırlık bırakırsak üstüne uçmasın rüzgarda. Bu bölme tipi yemliğimiz. Sadece bunu bölme amaçlı kullanıyorum. Ve petek kabartılacağı zaman kullanıyorum bu yemliği arkadaşlar. Normalde şurada bu bölgede şöyle göstereyim. Yarım yemliğimiz var. Ona da bakarız. Son çıtadan sonra daraltma yapmak için kimisinde çıtalarımız var. Bölme çıtalarımız var. Kimisinde tahtalarımız var. Kimisinde bu şekilde şerbetliğimiz var duruma göre. Kışa bu şekilde sokmuşuz bunları arkadaşlar. Öncelikle stok durumuna bakalım. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar arıları ezmeyelim. Ezersek arılar, diğer arılar tehlike arz edip çıkan kokudan ve saldıracaklar. Yavaş, sakin bir şekilde. Hoppa. Evet, stok durumu. Arka tarafta komple bitmiş arkadaşlar. Buna acil bir şekilde şerbet beslemesi yapmamız lazım. Ön tarafında gayet güzel var. Devam ediyor. Şurada polen. Polen kemeri var. Buralarda anarımız gelmiş. Bakalım şuralara gözlemleyelim. Evet, buralarda yok. Polen stoğu yapıyorlar şu anda. Balı var normalde ama arka tarafı boş. Buna ikiye bir şerbet beslemesi yapmamız lazım. Şu anda birebir hazırladık. Birebir vereceğiz bunlara. Anar yetiştirmek için. Geçen hafta biraz daha iyiydi şerbet durumları, bal durumları. Buna ilave petek de vereceğim arkadaşlar. Sondan bir öncekine bakalım. Eğer bu çıtamızda yavru varsa günlük olur, kapalı olur, açık olur hiç fark etmez. Artık çıta petek girme zamanı gelmiş demektir arkadaşlar. Sondan bir önceki çıta. Hop bakıyoruz. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapalı yavrular var. Kenarlarda larvalar var. Günlük larvalar var. Günlük yumurtalar var. Anarımız buraları yumurtlamaya başlamış artık. Bu demek oluyor ki artık çıta girmemiz gerekiyor. Anar genişlemek istiyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir şekilde genişleme yapıyor. Aslında birkaç gün daha bekleyebilir. Ama biz haftada bir baktığımız için bir an önce verelim çıtamızı. Hem şey de var, nedir o? Bala da ihtiyacı var bunun. Buna temel petek vermiyoruz arkadaşlar. Elimizde bu dönemde varsa ballı petek veriyoruz. Yoksa kabartılmış petek veriyoruz. En son olarak şey hiçbir şey yoksa elimizde. O zaman temel petek veriyoruz. Temel peteği onu göstereceğim arkadaşlar neye vereceğimizi. Kabartılmış peteği her zaman arının genişleme yönünde sondan bir önceki çıta veriyoruz arkadaşlar. Sona vermiyoruz kesinlikle. Çünkü bu bizim şeyimiz bal stoğumuzun olduğu çıtamız. O yüzden her zaman öne veriyoruz. Şöyle geçen seneden sene sonunda daraltmaya gittiğimizde ballı çıtaları ayırdık, sağamadık. Çünkü yarı kısmı açık olduğundan dolayı sağamadık bunları. Arkası da aynı şekilde ballı. Bunu bu arımıza veriyoruz. Hem anarımızın genişlemesi için hem bal ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını giderebilmesi için sondan bir öncekine girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sondan bir öncekine girdik. Kabartılmış petek giriyoruz buraya. Ballı petek giriyoruz. İşte o yüzden sezon sonu bütün petekleri sağmamamız faydalı arkadaşlar. Saklamamız faydalı bu yüzden. Çünkü bala ihtiyacı var arımızın. Stoğu da azalmış gördüğünüz gibi hemen takviye olarak girdik. Hem ana arımız buradan bu tarafa doğru yönelip çoğalacak. Hem de bal ihtiyacını gidermiş olacak arkadaşlar.
Temel peteği ben yani buraya da giriyorum ama genelde şerbetliğin yanına giriyorum. Oradaki girmemizin amacı da yani arkadaşlar siz bu şekilde açmayın aranızı, ben göstermek için açıyorum. Şerbetliğin yanına giriyorum. Şerbetliğin yanına girmemizdeki amacımız şerbetlikten alıp şerbeti hemen kabartmaya geçmesi için, o yüzden oraya giriyoruz. Yakın olsun diye. Zaten bunun altı da boş. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz kararmış bu. Çünkü eski bir petek bu. Anarımız buna erkek arı yumurtlamaya başladığı zaman, kapandığı zaman hemen bunu var öyle doğal mücadelede kullanmak için anında bunu yok edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun acilen şerbete ihtiyacı var. Çünkü şuradaki son çıtayı da açayım istersen, onu da göstereyim. Ballı çıtayı iyi ki verdik buna. Biraz rahatlatacaktır. Şerbet beslemesi de yaparak bunu uçuracağız arkadaşlar. Evet. Stoğu var. İyi, son çıtakta. Son çıtamızda. Stoğu var. Polenlerimiz var. Arkasına bakıyoruz. Arkadan öne doğru aldığı için arkası gördüğünüz gibi bomboş. Acilen bunun şerbet beslemesine bol miktarda şerbet verip buraları doldurmamız gerekiyor ki anarımız huzurlu bir şekilde yumurtasın arkadaşlar. Dediğimiz gibi kabartılmış petek, ballı peteği sondan bir önceki çıtaya, temel peteği de buraya korsak şerbetle yakın yere şerbet alarak hemen petek kabartmaya başladılar arkadaşlar. Yoksa öbür türlü öbür tarafa giderler. O yüzden bu şekilde buraya da koyuyoruz. Buraya da koyabiliriz temel peteği. Eğer arımız çok güçlüyse buraya da koyabiliriz. Hiç fark etmez. Ama arımız orta derecedeyse mesela bu arımıza bu şekilde buraya da koyabiliriz arkadaşlar. O size kalmış durumu. Kovanımızı artık akşam üzeri şerbetleyerek bitireceğiz. Sevgili dostlar, umarım videom faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz, önerileriniz varsa videonun altına yorum yapmanızdan memnun oluruz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.